Please welcome. Merhaba and hello to everyone. Thank you for joining us today. Bugün Las Vegas'ta Tüketici Elektroniği Fuarı CES'de ve aynı zamanda sosyal medyadaki canlı yayınlarımızda bize katıldığınız için teşekkür ederim. Bugün yeni mobilite ve dönüşüme dair bizim görüşlerimizi paylaşacağız. Bildiğiniz üzere megatrendlerin güdümünde ciddi bir dönüşüm var. Bizim planımızda bu yeni mobiliteyi ele alırken bizi diğer aktörlerden ayrıştıracak şeyleri aslında bugün açıklayacağım sizlere. Onun öncesinde neden bu kadar uzun bir yol kat edip CES'ye geldiğimizi ve ilk uluslararası sahnemizi Las Vegas'ta aldığımızı da söyleyeyim. Malumunuz olduğu üzere CES bütün teknolojik platform şirketlerinin bir araya gelip tüketicilerle buluştuğu ve onlara temas ettiği yer ve bir teknoloji şirketi olarak da bu bizim önceliğimizin de aslında altını çiziyor ve kasten bu tercihte bulunduk. Ve tüketici markamızın ilk duyurusunu da buradan yapmak istedik. Oyunun kuralları değişmekte olduğu için ben şununla başlamak istiyorum. Bu aslında çoğumuzun bildiği bir hikaye. Aslında bu fırsat penceresi bir yandan herkes için geçerli ve doğru, öte yandan da herkes bu yeni fırsata katılamıyor, bundan pay alamıyor. Evet, şimdi bu mega trendlere bakalım. Üç boyutta geleceğimizi değiştirdiğini görüyoruz bu trendlerin. Yani otomotiv sektörü önümüzdeki 7-8 yıl zarfında aynı görünmeyecek. İlk kısmı, teknoloji kısmı, söylemiş olduğumuz gibi bağlantılı ve elektrikli kısmı ve otonom kısmı. Öte yandan sosyal yaşam ve sosyal davranışlar da aslında bu hayatlarımızda da etrafımızdaki akıllı cihazlara alışıyoruz. Eskiden bir araç, bir araba olan bu akıllı cihazda bizim yaşam alanlarımızdan ana unsurlardan birisi olacak. Arabanın akıllı bir cihaza evrildiğini görüyoruz. Ve yeni bir yaşam alanı burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren bu yaşam alanını aslında tasarladık. Paradigmada bir değişiklik olduğunda, teknolojide bir değişiklik olduğunda çoğu insan için bir fırsat olur. Bunu görenler de ve bunu gören ülkeler de her zaman daha avantajlı konumda olurlar. Şimdi bunları aslında biraz da sayılarla göstermek isterim. Sadece öykü olarak değil, kar havuzlarına bakarsanız otomotiv sektörünün bir mobilite sektörüne dönüşmesinde kar havuzlarına bakacak olursak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, hatta yarından sonra tasarım 4-5 sene sürüyordu. Üretim, imalat 4-5 sene sürüyordu. Sonrasında bir sonraki modele bakmak gerekiyordu. 2025 dediğimiz aslında çok yakın bir gelecek ve bu sütunlarda gördüğünüz kar havuzları aslında yeni mobilitenin güdümünde olacak. Bu yaşam alanının ve veri güdümlü işletmelerin elinde olacak. Bizim niyetimiz de en başından beri buydu. Bu dönüşümü yönetebilenler şanslı olacaklar. Bu yeni oyunun bir parçası olacaklar. Bu yolculuğa çıkmazdan evvel biz de dünyada yaklaşık 20 şirketle bir kıyaslama yaptık ve daha başarılı olanların başarısının
ana sebebi neydi? Daha başarısız olanların başarısızlıklarının sebebi neydi? Bunu görmek istedik. Yakın gelecekte bu yeni oyunda çevik olanlar, daha yaratıcı olanlar, inovasyon ve yeniliğin kuruluşları içerisinde yükselip ürün ve hizmet haline gelmesine izin verenler ve bunu kullanıcı merkezli bir şekilde yapan şirketler başarılı olacaklar. Bu durumda bir şirketin entelektüel varlığı aslında somut varlıklarından çok daha önemli oluyor. Artık kaç ülkede, kaç fabrikanız, kaç çalışanınız oldu çok fark etmeyecek. Yeni dönem çevik, yaratıcı ve işbirliği gerektiriyor. Peki biz buna nasıl yaklaşıyoruz, nasıl bakıyoruz? Burada klasik otomotiv sürecini görüyorsunuz. Bir arabanın konsepti oluyor, geliştiriliyor, üretiliyor ve satış sonrası bir takım hizmetler, buna mali hizmetler de dahil, bu şekilde ilerliyor. Akıllı bir araba, akıllı bir araç tasarlarsanız onun farklı olması lazım. En baştan itibaren bunu bir tüketici elektroniği olarak tasarlamanız gerekiyor. Her yerinde sensörleri, kameraları bulunan şekilde tasarlamanız gerekiyor. Yani teknoloji kısmı bizim case olarak bildiğimiz, yani bağlantılı, otonom, paylaşılan ve elektrikli diye geçiyor. Fakat bizim mukayese çalışmalarımız sonucunda biz use case'i geliştirdik. Yani bu case'in başına kullanıcı merkezli, akıllı ve empatik olmasını ekledik. Peki bir cihaz nasıl empatik olabilir? Basit. Sizi anlar, sizi tamamlar, size yardımcı olur. Aslında bir yoldaştır. Ve bu kelimelerin İngilizce'deki baş harflerini aldığımız zaman use case dediğimiz şey çıkıyor. Use case mobility çıkıyor. Yani biz küresel bir use case mobility sağlayıcısı olarak bahsediyoruz kendimizden. Misyonumuzu soracak olursanız da Türkiye'nin use case mobility sağlayıcısı olma motivasyonumuz vardı. Bu tabii ki başlangıçta bu ekosistem biraz gaz ve toz bulutuydu. Biraz odaklı olması gerekiyordu. Biz ise yıllar içerisinde 5 sac ayağı belirledik. İşimizi oturtacağımız. Öncelikle akıllı yaşam alanları ve büyük şehirlerde akıllı çözümler. Bizim geldiğimiz şehir de aslında bunun tipik bir örneği. Yeni mobilite hizmetleri, akıllı şarj ve şarj hizmetleri ve bizim bilhassa startuplarla iş ortaklığı dediğimiz şey, farklı bir yaklaşımla inovasyonu ele almak. Biz inanıyoruz ki yarından sonra inovasyonların çoğunluğu kurumsal şirketlerden değil, startuplardan gelecek. O yüzden zaten en başından itibaren buna odaklı bakıyoruz. Veri güdümlü iş modelinden zaten bahsetmiştim. Startuplara da sunumun ilerleyen noktalarında tekrar döneceğim. Bizim yapılanma şeklimiz ve ortaklarımızla işbirliği yapma, birlikte çalışma biçimimiz de aslında farklı bir yaklaşım. Bu aslında bir ekosistemin tam olarak tanımı. Gördüğünüz zaman, baktığınız zaman Türkiye'deki en büyük tüketici ürünleri ve perakendisi ve tedarikçi ağ var. Ülkede ve bölgedeki en büyük telekom operatörü var. Aynı zamanda bölgenin yine en büyük ticari ve savunma araçlarının üreticisi var. Avrupa'daki en büyük beyaz eşya üreticisi var ve ülkemizin en büyük STK'sı var. Yani ekosistemimiz için ihtiyacımız olan her ne varsa büyük ölçüde bu ortaklarımızın yetkinlikleri aslında bunları karşılıyor. Biz yolculuğumuzu yeni lige geçiş, yeni lige giden yolculuk olarak tanımlıyoruz ve burada eski lig olarak kabul ettiğimiz şeye bakacak olursak, eski dünyada odak motorlar ve şanzımanlaraydı. Yeni dünyada ise odaklandığımız nokta nasıl değer ürettiğimiz. Artık ürünün kendisi değil,
eski usulde, eski dünyada bir ürün tasarlanırdı. Yeni dünyada ise kullanıcı için bir değer yaratılıyor. Bunu yapabilmek için de bambaşka beceri setleri gerekiyor. Elektrik, elektronik mimariyi çok iyi anlamak gerekiyor. Keza yazılımı çok iyi anlamak gerekiyor. Yani bütün enerji yönetim ve pil yönetim sistemlerinin aslında proje entegrasyonu da gerekiyor. Tabii bununla birlikte sistemin bütünü aslında internette yer alıyor. Yani araç içerisinde internet yok, araç internetin içerisinde. Evet, teknoloji açısından bu boyutu var. Öte yandan biz şuna inanıyoruz ki yarından sonraki gün şirketlerin oyun değiştirme odağı artık beygir gücünde olmayacak. Daha ziyade işlemci gücünde olacak. Araçlarda bulunan mikroçiplerin işlemci gücünde bulunacak. Two main goals, focus, brand, 100%, and on the other side, the nucleus of an open, public, user-centric mobility ecosystem where everybody can participate. So we do start and dolayısıyla biz bunu başlattıktan sonra işin modelimizle birlikte büyütme hedefimiz var. Öte yandan markamız, marka DNA'mız bütün bunları aslında dualiteyle yani ikililikle bir araya getiriyor. Peki bundan kastımız nedir? Bu dualiteden, bu ikilikten kastımız aslında bizim kökenimiz olan ülkenin coğrafi konumuyla da alakalı. Doğu tarafına bakacak olursak duygusal dünyayı, doğu kültürlerinin duygusal dünyasını daha iyi anlıyoruz. Batı dünyasına baktığımız zaman orada daha rasyonel, organize ve planlı bir alem olduğunu görüyoruz ve bunların biz aslında mükemmel bir harmanını yakalayabiliriz ve bu da hepimiz için bir lütuf aslında. Öte yandan duygusal ve rasyonel yaklaşımların birleştirilmesi de bizim logomuzda temsil ediliyor. Bir tarafta birliği, bir taraftan da çokluluğu temsil ediyoruz burada kullanıcı merkezli teknolojinin barındırdığı. Bunu bir yandan insanlarla teknolojinin faydalarını aslında bir araya getirebilmek gerekiyor. Biraz önce de ifade ettiğim use case mobility kavramı bizim en çok çabayı gösterdiğimiz alan ve bugünü ve yarını şirketimizde birleştirdiğimiz alan tam olarak da burası. Son olarak da
Zarafet enerji ve yaşam tarzını markamızla dengeleme amacımız var. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bir de ona bakalım. Startup ortakları aradığımızı söylemiştim şirketimizin inovasyon gücünü pekiştirmek için. Potansiyel faydaları ve kullanıcıların beğendiklerini ve beğenmediklerini ve sorunsalları tespit ettikten sonra belirli bir odak gerekiyor ki bu da stratejik alanlara yansıyor bu odaklanma. Buna da değinmek isterim. Siber güvenlik muhakkak bunlardan birisi. Fintech çözümleri, blok zincir çözümleri, oyunlaştırma çok önemli bir parçası bu mobilite ekosistemi içerisindeki yolculuğun. Ve CES esnasında bu alanlardaki birçok gelişmeleri de takip edeceğiz diğer konuşmacılardan. Bu ilgili stratejik alanları belirlerken aslında biz dünya genelinde bir startup taraması yaptık. Onlarla irtibata geçtik. Görüşmelerimiz oldu. Sonrasında derinlemesine toplantılarımız oldu. Ve en nihayetinde 28 startup'la aslında bir çoğuyla çalışmaya başladık bu 28 startup arasından. Bizim amacımız aslında bir şeyler tasarlayıp mobilite ekosistemine yama yapmak değildi. Peki nasıl daha büyük adımlar atabiliriz? Burada tamamen farklı bir birlikte çalışma ve işbirliği modeli gerekiyor. Çevik bir model gerekiyor. İşlevsel ekipler bir araya gelip fikirleri belirleyip bunları önceliklendirip kullanıcılarla, potansiyel kullanıcılarla görüşüp çerçeveyi oluşturuyorlar. Biz binlerce fikir içerisinden 350 üzerinde kullanıcı senaryosu belirledik. Bunlardan 40'ı potansiyel kullanıcılarımız tarafından yüksek düzeyde yenilikçi olarak belirlendi. Ve biz bu konularda, belirlediğimiz konularda startuplarla çalışmaya başladık. Akıllı cihaz alanından sunduğumuz çözümlere bakacak olursak, evet, akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursak çok büyük bir aks aralığı var. 200 ila 400 beygir gücü sunuyoruz. 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış. 500 kilometre WLTP menzili sunuyoruz ve sahipliği sürdürme maliyeti de yine sınıfının en iyisi. Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. Ve tabii ki bütün bunların da mobilite ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor. Burada tabii ki belirli bir teknolojik temel gerekiyor. Mesela bağlantılılık, siber güvenlik gibi konular ana gereklilikler oluyor. Ama hizmetler tarafındaki daha yüksek faydayı gördük biz. Blok zincir teknoloji tarafı ile olan bağlantı da keza. Yani bu yaşam alanında kredi kartınızı çıkarmanız veya başka bir şey yapmanız gerekmeyen bir yolculuk hayal edin. Çünkü bu akıllı cihazınız bir dijital cüzdan aynı zamanda ve blok zincir üzerinde çalışarak varlıklarınızı, verilerinizi, her ne isterseniz onu güvenli, emniyetli ve hızlı bir şekilde bir noktadan diğerine ulaştırıyor. Ve diğer hedefimiz de NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız almak. Çünkü kullanıcıların birinci önceliği güvenlik. Bir arabadan fazlasını oluşturduğumuz için bir fabrikadan daha fazlası olan bir tesis oluşturmamız gerekiyor. Bu tesiste de
En baştan itibaren mühendislik çalışmaları, prototip oluşturma, strateji ve liderlik merkezi, her şey tek bir çatı altında olacak bu mobilite dönüşüm parkında ve bu teknolojiyi üçüncü taraf ve şirketlerle birlikte yaşayabiliyoruz bu parkta. Biz aynı zamanda Avrupa'daki en temiz boyahaneyi de inşa ediyoruz. Avrupa diyorum çünkü bizim bildiğimiz resim bu. Diğer bölgeler için elimizde henüz vergiler yok. Düşük karbon salımı çünkü sıfır salımlı bir araçtaki perspektif aslında çok önemli. Biz de karbon ayak izimizi sıfıra yaklaştırmaya çalışıyoruz. Boya atölyemizdeki uçucu organik bileşik salımları Avrupa standartlarının 7'de 1'inde, Türkiye standartlarının 9'da 1'inde. Çünkü biz aynı zamanda ortaklar olarak sürdürülebilirliğin bizim için önemli olacağına inanıyoruz ve herkesin de bu alanda katkı sağlaması gerekiyor. Şimdi neler yaptığımıza bir bakalım. Temmuz 2020'de tesis inşaatı başladı ve Aralık 2021 itibariyle de boyahane gibi teçhizatın kurulumunu yapıyoruz. Eğer ilginizi çekerse 7/24 bu İnşaat çalışmalarını YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Bu tesis, burada yine Aralık'taki halini görüyorsunuz. 2022'nin 4. çeyreğinde toptan seri üretime hazır olacak ve homologasyon ve sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra seri üretim 2023'ün 1. çeyreğinde başlamış olacak. Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan C segmenti doğuştan elektrikli SUV aracımız 2023'ün ilk çeyreğinde satışta olacak. Bu da bu arada İFE tasarım ödülünü geçen sene kazanan stratejik ortağımızla ortak bir tasarım çalışması yaptık. Prototip ve test çalışmaları devam ediyor. Şu ana dek başarılı bir şekilde ilerliyor. Burada iki örnek görüyorsunuz testlerden. Zaman sebebiyle bunları geçeceğim. Bir sonraki yansıya geçeceğim. Rüzgar tüneli testi, gerekli kalibrasyonlar ve sıfırdan 100 kilometreye hızlanma testleri de başarılı bir şekilde tamamlandı. Bunun da bilgisini paylaşmak isterim. Bu yeni dünyada pilin hücreden modüle, modülden pakete kadar entegrasyonundan bahsediyorduk. Bizim de yaptığımız şey bu. Biz küresel bir ortak teşebbüsün parçasıyız. Ortağımız güç hücreleri konusunda küresel bir lider ve yüksek enerji yoğunluklu hücreler alanında da öncü bu ortak teşebbüsümüz. Batarya hücre ve paketlerinin gelişimine Ar-Ge yatırımı yapacağız. Bunu sadece otomotiv işi için değil, aynı zamanda otomotiv dışı işler için, enerji depolama işleri için de yapacağız. Yani ademi merkeziyetçi enerji çözümleri de üreteceğiz. Bunu tekrar söyleyeyim, sadece otomotiv için değil, sadece Türkiye için değil, bir dizi mesul olacağımız ülke var. Türkiye ve civarındaki ülkeler de dahil, Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere. Ve bu şirketi 15 gigawatt hücre ve 20 gigawattlık paket boyutuna ulaştıracağız. Yine sürdürülebilirlik odağımızı hatırlayacak olursanız, nadir karbon nötr fabrikalardan birisine sahip olacağız. Aynı zamanda geri dönüşüm çözümlerimiz de mevcut. Peki bütün bunları nasıl yönetiyoruz? Merkezimiz ve kullanıcı laboratuvarımız Türkiye'de Gebze'de
Bilişim Teknolojileri Vadisi'nde mobilite dönüşüm parkımızı, yani bir üretim tesisinden fazlası olan tesisimizi Gemlik'te geliştiriyoruz. Bu da aslında zeytiniyle meşhur bir yer Türkiye'de. İleri Teknoloji Araştırma Merkezimiz Ankara'da TOBB ETÜ Üniversitesi'nde bulunuyor ve yakın zamanda TOG Avrupa GmbH'yi kurduk. Bu da aslında Avrupa için kullanıcı araştırma laboratuvarımız bizim. Yani yeni piyasayı, yeni pazarı anlamak istiyoruz burada yaptığımız çalışmalarla. Evet, hanımefendiler, beyefendiler. Her şey insanlara dair. Biz birlikte dünya genelinde birçok farklı sektörden seçme insanlarla bir ekip oluşturduk ve bu insanların gerekli yetkinlikleri var ve bu oluşturduğumuz ekip gece gündüz demeden uykusundan feragat ederek bunu elimizdeki fırsat penceresi içerisinde piyasaya sunmak için yorulmaksızın çalışıyor. Burada şunu da zikretmek isterim. Bu eski şirketlerinden gelen insanlar aslında klasik bir hiyerarşisi olmayan bir yere geldiler ve burada çalışmaya başlar. Çeviklikten bahsetmiştik hatırlayacak olursanız. Peki biz burada ne sunuyoruz bu fuarda? Üç şey sunuyoruz aslında. Birincisi use case mobilite yaklaşımımız. Ve bunlar aslında dijital sanatlarda, sanatlara tercüme ediliyor ve bu sanatlarda ifade ediliyor ki bunu da birazdan göreceksiniz. Dört boyutlu yaşam alanları olarak ve bizim akıllı yaşam alanlarına geçiş konsepti dediğimiz bu akıllı cihazımız ya da bir sonraki seviye akıllı cihaz diyebileceğimiz şeyi göstereceğiz. Burada teknolojik etkinliklerimizi sergiliyor olacağız ve son olarak da odaklandığımız üçüncü alan sürdürülebilirlik. Bu sürdürülebilirlik odağımız da aslında İki zeytin ağacı sergisiyle gösteriliyor. Bir tanesi Akdeniz bölgesinden gelen bir ağaç. Diğeri ise üç boyutlu yazıcıda pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle 1001 saatte üretilmiş bir ağaç modeli. Burada da dualiteyi, bilim, teknoloji, dijital sanat bir araya geliyor. Ve daha sonra sanatçımızla da konuşma şansınız olacak. Çok teşekkür ederim. Eğer hazırsanız başlayabiliriz. Press members, thank you very much for your attendance to TOG press conference. Please do not forget to take your USB flash drives from TOG press desk. The world is home to billions of people, each one of us different. Dreams, different passions, different possibilities.
We're all unique. So why can't life be too? Welcome to the world of personalization. And it all starts with a TOG ID. In our information ecosystem, your TOG ID is your key to highly personalized, socially interactive experiences. And while we use data to understand your individual needs, we know the importance of privacy and data security. That's why we've built our infrastructure on blockchain technology. Think about it. The digital economy with the power of sharing. It's already here. TOG ID will allow its community to do business in a way that suits them, strengthening our society and our networks at the same time. Know where all the best charging points are? You'll be a cyber city expert, earning digital assets for every positive review. Imagine if every user could reach out to another expert like this and get just the solution they were looking for. What about receiving highly customized customer service based interactions? Or a free perk on your birthday? Every new TOG smart device owner's personalization journey starts from their very first interaction. Services should know what you need before you do. Never another never another missed appointment. Imagine it. A digital identity that lets you connect with everyone. Wouldn't that be something? This is what we call our data-driven business model, because it's our differences that make us unique.